Herkese merhaba. Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı öncesi belki konuşuruz, konuşamazsak, görüşemezsek bayramınız şimdiden mübarek olsun. Bugün biraz faiz meselesiyle ilgili konuşacağım. Çok enine boyuna konuşmayacağım. Bu biraz ekonomistlerin meselesi ama geldiğimiz süreç itibariyle bundan 3-5 yıl önce ya da 2-3 yıl önce insanlar evlerini, arabalarını satıp dövize yatırıyorlardı, dolar alıyorlardı, buna benzer yatırımlara yöneliyorlardı. Ya da bir süre döviz yapıp sonra onu satıp gayrimenkule yönelenler vardı. Bir furyadır gidiyor böyle ama genel olarak ben biraz faizle ilgili konuşmak istiyorum. Tabii faiz enflasyonla ilgili bir mesele. Onu dengelemek için enflasyon konusunda alacakların vereceklerin orada erimemesi için kullanılan bir enstrüman. İşin itikadi konusuna da girmeyeceğim. Bu efendim bir itikadi mesele. Herkes ona göre karar verebilir. Bu konuda bazıları diyorlar ki katılım bankacılığı üzerinden ben giderim. Orada bir katılım bankacılığı var. O sistem içerisinde de yaptığım iş doğrudur. Buna ilişkin de fetva verenler var diyor. Bu konulara falan hiçbirisine dediğim gibi girmiyorum. Ben işin biraz daha sosyolojik boyutuyla biraz da insanların ekonomisini nasıl etkileyecek onunla ilgili bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Türkiye zaman zaman bir takım türbülanslar yaşadı, ekonomik sıkıntılar yaşadı. Efendim ama gelip dolaştığımız yerde bir devalüasyon %50'lerde, %30'larda falan yapılıyor. Bir de faizler %50'lerde, %60'larda ve benzeri gibi noktalarda oluyor. Elimde bir İstatistik var. 2002'de mesela %57'ymiş gecelik faiz. Şu an işte %50'ler civarında. Aylık vadelilerde yine %50'ler civarında, %60'lar civarında bir noktada. Ve bakıldığı zaman 2018'de bir günlük vadeli %18-20, 3 aylık 19-21, 1 yıllık da 20-22'ymiş. Bugün bakıldığında şu anda günlük vadeli 50-54, 3 aylık 50-54 ve yıllıkta 48-53 oranında bir yerlerde. Dolayısıyla buradan bakıldığında şöyle bir fotoğraf çıkıyor karşımıza. Paranızı hiçbir şey yapmadan faize yatırırsanız yıllık %50 para kazanıyorsunuz. Bakıldığı zaman bazıları aylık yatırıyor. Diyor ki benim maaşım bu kadar. Buradan da evimi satayım. Geçinemiyorum, sıkıntı yaşıyorum zaten. Evimi satarsam bana ayda efendim 150, 200, 300 neyse işte evinin durumuna göre para getirir. Bununla da ben çok rahat yaşarım. Bu pahalılıktan etkilenmem diyor. Bazıları bunu yapıyorlar. Güzel güzel yaşıyorlar ilk dönem. Ama bir süre sonra bakıyorlar ki o aldıkları faiz bir süre sonra bundan 2-3 yıl sonra ya da 1 yıl sonra kiralarını karşılamıyor. Ve yerine tekrar ev koymak istediklerinde, ev almak istediklerinde de o evi alamıyorlar. Yine bu faizden faydalanmak için ben evini satanlar, duyduğum gibi arabasını satanlar, efendim hatta iş yerlerini, ticari taksilerini satanları da duyuyorum. Bence yanlış yapıyorlar. Bu faiz insanları zaten tembelliğe bir şekilde alıştırıyor. Diğer taraftan bakıldığı zaman uzun vadeli olarak da ekonomik olarak o evlerini satanları ciddi anlamda bir sıkıntıya sokuyor. Ve oradan da geri dönmek maalesef çok mümkün olmuyor. İşin itikadi tarafı sizi ilgilendirir ama işin hem kazanç anlamında bazı ekonomistler bunları söylüyor. İşte genç bir kardeşimiz var çıkıyor son dönemde. Mert Başaran bunu söylüyor. Işık Ök de bunu söylüyor. Bu faiz oranının çok yüksek olmadığını söylüyor. Ama netice itibariyle faizde, bu kadar yüksek faizde ilişkin bir rezervimizin olması gerekiyor. Diğer taraftan da bazı işletmeler bu faiz yüzünden batıyorlar. Konkordato ilan eden firmalar var ve bu finansal anlamda sıkıntı yaşayan firmalar da daha sonra birçok firmanın da batmasına sebep olabiliyor. Bu noktada çok iyi değerlendirme yapmanız gerekiyor. Faize yatırırsanız bir süre sonra o faiz sizi de kendi bataklığına çekiyor, çürütüyor. Böyle bir gerçeklik var. Diğer taraftan işte borsanın işte uzun zamandan sonra düşük kalması, diğer taraftan gayrimenkulün yatar seyretmesi ve benzeri gibi bir takım şeyler var. Bu da olabilir çünkü gayrimenkul bir ara hızla yükseldi. Efendim borsa çok yükseliyordu, sürekli
borsacılar kazanalım diyorlar, gayrimenkulcüler kazanalım diyorlar ama gayrimenkulde bir de şöyle bir durum var. Enflasyon olduğu için geçenlerde görmüştüm işte çimento fiyatları %53 mi ne artmıştı. Sonra cam fiyatları arttı, başka fiyatlar artıyor ama işler büyük oranda duruyor. İnşaatla uğraşan bazı arkadaşlarım var. Onlar bu piyasada inşaat yapılmaz bekleyelim diyor. Yine başka bir arkadaşım var. Benim bundan bir yıl önce hesapladığım maliyet 20 milyondu diyor. Şu an 40 milyon üzerine çıktı diyor. Dolayısıyla orada da %100'lük bir enflasyon kendisini hissettiriyor. Daha da artacaktır kuvvetle muhtemel. Çünkü işçilik maliyetleri de arttı. Burada temel olarak bakıldığı zaman Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesinden bile daha pahalı olduğu birçok alan var. Yine bu faiz için yurt dışından, Avrupa'dan, işte Londra finans çevrelerinden gelen Türkiye'ye yatırılan paralar var. Carry trade dedikleri mesele var. Getiriyorlar swap'la belli bir dolar kuru üzerine anlaşmalı yatırıyorlar. Şimdi bir de döviz kuru düşük kaldı diyenler var. Döviz kuru düşük kaldığı için bir süre sonra bakacağız ki yurt dışından gelen o paralar faizimizi, bizim verdiğimiz vergilerle faizi olarak onları alacaklar. Sonra bir de borsaya girecekler. Oradan kazanacaklar. Sonra efendim devalüasyon yapılmak zorunda kalacak mecbur. Bir de oradan kazanacaklar. Türkiye'nin bu iş, bu mesele belki 200-300 milyar dolarına mal olacak. Ha başka yolu yok diyorlar. Enflasyonu düşürmek için başka çare yok diyorlar. Ama bu işin bir dengesinin olması gerekiyordu. Geçmişte atılması gereken adımlar atılmadı. Alım gücüyle ilgili gerekli düzenlemeler, müdahaleler yapılmadığı için bu noktaya geliyoruz. Ha, bazı bedeller ödenmesi gerekir diyen tanıdıklarımız, işte büyük gördüklerimiz, AK Parti'de siyasetçiler, abiler falan da var. Ama bu bedelin maliyeti ne? Onu iyi düşünmek gerekiyor. Toplum zaten ciddi anlamda bir konfora alıştı. Konformist bir alanda yaşıyoruz. İnsanlar artık çalışmaktan da kaçınıyorlar. Efendim bir zorluk görmüyorlar. Yarın daha da zorlaşacak bir süreçte ne yapacağız? Nasıl çocuklarımız ayakta kalacak? Onları da belki düşünmek gerekiyor. Ama Türkiye'nin çalışma noktasında iş gücü anlamındaki zafiyeti bir taraftan kendisini hissettirirken diğer taraftan da başka meselelerinde olduğunu görüyoruz. Faiz meselesi çok kritik. Dikkat edin, evinizi, arabanızı, iş yerinizi satmayın. Daha sonra pişman olursunuz. Geçmişte bundan pişmanlık duyanlar oldukça fazla. Benden bir kardeşiniz olarak böyle bir küçük uyarı gelmiş olsun. Ülkem adına da bu işte faizle dışarıdan gelen paralar, bu yatırıma gelse dışarıdan paralar, buna seviniriz. Çünkü bizim birikmiş bir sermaye birikimimiz yok. Bir kapital problemimiz var, sermaye problemimiz var. Dışarıdan bir yerlerden para gelmesi gerekiyor. Bu gelen paraların da bu şekilde buralara gidiyor olması da beni üzüyor açıkçası. Görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ama bir şeyi unutmayın. Beğeni ve aboneliği unutmayın. Teşekkür ediyorum efendim. Hoşça kalın.